Cengiz Han'ın mirası karmaşık ve çok yönlü bir şekilde değerlendirilmelidir. Askeri stratejileri acımasız olabilirken aynı zamanda son derece etkiliydi. Fetihleri, tarih üzerinde kalıcı bir iz bıraktı ve dünya tarihini şekillendiren önemli kişiliklerden biri oldu. Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve aynı zamanda da ilk Kaan'ı olarak tarihte yer alan önemli kişilerden biridir. Hükümdarlık yaptığı dönemlerde hiçbir savaşı kaybetmeyerek bu başarısıyla tarihe kazınmıştır. Ölümünün sebebi ise bugün hala bilinmemektedir. Cengiz Han'ın liderliği altında gerçekleştirilen fetihler yalnızca coğrafi sınırların ötesine değil, aynı zamanda kültürel ve tarihsel bağlantıların ötesine de geçti. Bu fetihlerin etkisi Cengiz Han'ın hükümdarlığı sırasında ve sonrasında da hissedildi. Moğol İmparatorluğu'nun fethettiği bölgelerdeki kültürel değişimler ve etkileşimler bu dönemin tarihini ve coğrafyasını kalıcı olarak değiştirdi. İşte Cengiz Han'ın acımasızlıkları. Nişebur'un yıkılışı. 1221 yılı Cengiz Han önderliğindeki Moğol ordusunun hedef olarak belirlediği Nişebur şehri için karanlık bir dönemi temsil ediyor. Cengiz Han'ın sert ordusu tarafından işgal edilen şehrin kaderi trajik bir hal aldı. Bu dönemde yaşanan olaylar, fethin acımasız doğasının ve savaşın yol açtığı yıkımın yürek burkan bir örneğini gözler önüne seriyor. Nişebur'un düşüşü, Vali İnalçuk'un Cengiz Han'ın damadını ihanetle öldürmesiyle başladı. Bu ihanet, Cengiz Han'ın öfkesini alevlendirdi ve intikamını şehre yönlendirdi. Moğol ordusu şehre geldiğinde karşılaştığı her türlü direniş acımasızca bastırıldı ve görülmemiş bir vahşet yaşandı. Cengiz Han'ın emri netti. Nişebur'daki hiç kimse affedilmeyecek. Moğol ordusu yıkım getiren bir saldırı başlatarak şehrin sokaklarını kan nehirlerine dönüştürdü. Kadınlar, erkekler ve çocuklar ayrım yapılmadan katledildi. Sadece bir günde yaklaşık olarak 1,7 milyon insanın hayatını kaybettiği bildirildi. Cengiz Han'ın intikamı insan yaşamının sınırlarını aştı. Şehrin tamamen yok edilmesi için tüm hayvanların, hatta kedilerin ve köpeklerin bile öldürülmesi emredildi. Bu vahşi emir sonucunda Nişebur'daki tüm canlı yaşamı silindi. Bir zamanlar kültür ve medeniyet merkezi olan şehir dehşet verici bir mezarlığa dönüştü. Vahşi katliam günlerce devam etti ve sokaklar ölü bedenlerle doldu. Şehrin havası ölüm kokusuyla ağırlaştı. Cengiz Han, zaferini ve vahşetini kanıtlamak için öldürülenlerin kafalarından oluşan bir piramidin inşasını emretti. Bu korkunç anıt, onun acımasız gücünün ve onunla karşılaşanların beklediği dehşet dolu kaderin zalim bir hatırlatıcısıydı. Nişebur'un yıkımı, savaşın yıkıcı gücünün ve insan uygarlığının hırsların ne kadar büyük yıkımlara neden olabileceğinin tüyler ürperten bir örneği olarak hafızalarda yer etti. Harezm İmparatorluğu'nun çöküşü. Orta Asya'nın önemli bölgelerini içine alan Harezm İmparatorluğu, Cengiz Han'ın hedefleri doğrultusunda 13. yüzyılın başlarında yıkıcı bir kaderle karşı karşıya geldi. Bir medeniyetin çöküşüyle sonuçlanan bu karşılaşma, hala Cengiz Han'ın fetihlerinin en ürkütücü ve yıkıcı kısımlarından birini temsil ediyor. Trajik olaylar diplomatik ve ticari ilişkiler kurmayı amaçlayan Cengiz Han'ın Harezm İmparatorluğu'na 500 Moğol kervanı göndermesiyle başladı. Ancak Harezm Şahı 2. Muhammed, Moğolların niyetlerine kuşkuyla yaklaşıp onları casuslukla suçladı ve katliam emri verdi. Bu ciddi hatanın sonucu olarak Cengiz Han'ın öfkesi alevlendi ve Harezm İmparatorluğu'na savaş ilan etti. Yaklaşık 200 bin Moğol savaşçısından oluşan organize bir orduyla Cengiz Han, Harezm İmparatorluğu'na karşı yıkıcı bir sefer başlattı. Ardından gelen savaş, hızı ve acımasızlığıyla biliniyor. Direnen şehirler amansız bir saldırıya maruz kaldı ve yıkım kaçınılmaz oldu. İlk olarak Moğol kervanının öldürülmesinden sorumlu valinin yaşadığı şehir Ortrar şehri ele geçirildi. Ortrar'ı ele geçiren Cengiz Han, valiyi gözlerine ve kulaklarına erimiş gümüş dökerek ürkütücü bir şekilde idam etti. Bu eylem sadece Cengiz Han'ın intikamını tatmin etmekle kalmadı, aynı zamanda acımasız bir tür adalet şekli olarak da görüldü. Moğol güçleri Ortrar'dan Harezm İmparatorluğu'nun merkezine doğru vahşi bir şekilde ilerledi ve geride sadece yıkımın izlerini bıraktı. Buhara, Semerkant ve Kiva gibi şehirler ele geçirildi ve yerle bir edildi. Şiddet düzeyi çok yüksekti ve nehirler iddia edildiğine göre kandan kıpkırmızı aktı. Bir zamanların canlı merkezleri şimdi ölü bedenlerle süslenmiş, dumanlı enkazlara dönüşmüştü. Masum siviller affedilmedi ve Cengiz Han'ın emirleri genellikle hayvanlar dahil tüm yaşamın yok edilmesini içeriyordu. Şehir eski ihtişamını hatırlatan Kalyan Minaresi gibi sadece birkaç yapının kalıntısıyla harabe bir hal aldı. Kütüphaneler ateşe verildiğinde önemli el yazmaları ve kültürel miras yok edildi ve yıkım sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel bir boyuta da ulaştı. Bilim insanları ilk kurbanlar arasındaydı.
Harezm İmparatorluğu'nun yıkımı, savaşın acımasız sonuçlarının ve kontrolsüz hırsların derin etkisinin ürkütücü bir hatırlatıcısı. Cengiz Han'ın seferi sadece fiziksel yıkımı değil, aynı zamanda bölünmüş kültürleri, parçalanmış toplumları ve tarih boyunca yankılanan yıkımın yankılarını da geride bıraktı. Ürgenç'in görevden alınması. Cengiz Han'ın ilgisini çeken Harezm İmparatorluğu'nun merkezi Ürgenç oldu. Ürgenç, zenginliği, kültürü ve büyüleyici mimarisiyle ünlüydü. Bu da onu Moğol lideri için cazip kıldı. Cengiz Han'ın fetihlerinin en kanlı ve yıkıcı savaşlarından biri olan Ürgenç'in kuşatılması ve yağmalanması da hemen ardından geldi. Cengiz Han, stratejik kuşatma taktikleri kullanarak Ürgenç'e çok yönlü bir saldırı başlattı. Şehirdeki halk Moğol saldırısına direndi ancak uzun süren çatışmaların ardından sonunda Moğol güçleri üstünlük sağladı. Şehir savunmasının düşmesinin ardından acımasız ve ayrım gözetmeyen bir katliam başladı. Cengiz Han'ın emri netti. Ürgenç'teki hiç kimse bağışlanmayacaktı. Moğol savaşçıları kadın, erkek ve çocukları ayrım yapmadan öldürdüler. Ürkütücü bir şekilde her Moğol askerinin düşmanın kafasını keserek sunması gerektiği korkunç bir yarışma başladı. Şehirdeki her köşeye kafa tasları dikildi. Bu da şiddetin boyutunun korkunç bir kanıtıydı. Katliam o kadar büyük oldu ki bir zamanlar canlı olan şehrin kanalları ölülerin bedenleriyle tıkanmıştı. Sadece sakinler değil, şehirde sistemli bir şekilde yok edildi. Saraylar, büyük camiler, bilgi dolu kütüphaneler ve muhteşem mimari yapılar yıkıldı. Vahşi Moğol saldırısında eşsiz sanat eserleri ve kutsal yazmalar kayboldu. Yıkım o kadar yoğundu ki Ürgenç asla eski parlaklığını geri kazanamadı. Kültürel ve ekonomik etkisi zaman içinde azaldı. Cengiz Han'ın orduları şehri saran karmaşık sulama sistemini de hedef aldı. Bereketli topraklar verimsiz hale getirildi. Kanallar kapatıldı ve gelecekteki tarımı engellemek için tarlalar tuzlandı. Bu ciddi bir kıtlığa ve bölgenin uzun dönemde tarımsal refahının düşüşüne neden oldu. Ürgenç'in yağmalanması, savaşın yıkıcı etkisinin ve kontrolsüz fethin yıkıcı sonuçlarının acımasız bir örneğini temsil ediyor. Şehrin zengin kültürel mirası ve ekonomik refahı acımasız bir şiddetle yok edildi ve geride tarih boyunca yankılanan yıkımın izleri kaldı. Jin Hanedanlığına karşı vahşet. Cengiz Han'ın fetihleri Orta Asya'nın ötesine uzandı ve özellikle Çin'deki Jin Hanedanı'na karşı doğrudan ulaştı. Bu harekat sadece askeri boyutuyla değil, aynı zamanda Cengiz Han'ın yaklaşımını karakterize eden aşırı gaddarlığıyla da ün kazanacaktı. Kuzey Çin'de hüküm süren güçlü bir rejim olan Jin Hanedanı, başlangıçta Moğolları sadece barbarlar olarak görmüş ve hafife almıştı. Cengiz Han'ın durdurulamaz gücü ve öfkesiyle yüzleştiklerinde gerçekler çok geçmeden yıkıcı bir şekilde ortaya çıktı. Moğolların 1211'de Jin İmparatorluğu'na karşı başlattığı amansız istilalarla dolu saldırısı başladı. Moğolların ele geçirdiği her şehir korkunç bir kaderle karşılaştı. Nüfus sistematik olarak katledildi veya esir alındı. Binalar yıkıldı, tarım arazileri tahrip edildi ve şehirler enkaz yığınına dönüştü. En acımasız olaylardan biri de 1215'te Jin Hanedanı'nın başkenti Zhongdu'nun kuşatılması sırasında yaşandı. Bir yıl süren acımasız saldırılar ve azalan kaynaklar sonrasında şehir Cengiz Han'ın güçlerinin eline geçti. Sonrası felaketti. Zhongdu yağmalandı, yakıldı ve halk öldürüldü veya esir alındı. Şehrin eski zenginliği, Cengiz Han'ın acımasızlığının belirgin bir kanıtı olan enkazlarla değiştirildi. Jin Hanedanı'na verilen zararın boyutu Cengiz Han'ın bile standartlarını aşıyordu. 20 yılın üzerinde süren bir savaşın ardından Jin Hanedanı tamamen yok oldu. Saraylar, kütüphaneler, tapınaklar ve kültürün büyük bir kısmı küle dönüştü. Nüfus ciddi şekilde azaldı ve Cengiz Han'ın ordusu büyük bir serveti yağmaladı. Yetenekli zanaatkarlar ve bilginler Moğolistan'a götürüldü ve bu, Jin Hanedanı'nda önemli bir kültürel ve entelektüel kayba yol açtı. Savaşın yıkıcı sonuçları, büyük bir Çin Hanedanı'nın çöküşüne neden oldu ve Çin tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Jin Hanedanı'nın Cengiz Han'ın eline geçmesi, onun acımasız güç arayışının ve bunu başarmak için şiddete ve yıkıma başvurma isteğinin kesin bir hatırlatıcısı olarak görülüyor. Savaşta insan kalkanlarının kullanımı. Cengiz Han'ın hakimiyet arayışı bir dizi acımasız taktik içeriyordu. Ancak belki de en ürpertici olanlardan biri savaşta canlı kalkan kullanma taktiğiydi. Bu taktik sadece onun askeri dehasını sergilemekle kalmadı, aynı zamanda düşmanlara karşı vahşetinin derinliğini de gözler önüne serdi. Canlı kalkanlar, Cengiz Han'ın istilaları sırasında birçok amaç için yoğun bir şekilde kullanıldı. Bu taktik, birliklerini düşman saldırısına karşı fiziksel olarak koruyarak oklara ve kılıçlara karşı canlı bir kalkan oluşturdu. Aynı zamanda düşman askerleri kendi insanlarını istemeden öldürmekten çekindikleri için saldırmaktan kaçındılar ve bu da psikolojik bir etki yarattı.
Canlı kalkan olarak seçilen kişiler genellikle daha önceki fetihlerden hayatta kalan mahkumlardı. Bu talihsiz bireyler Moğol ordusunun önünde düşman savunmasının hedefi haline gelerek yürümeye zorlandı. Yaşları veya cinsiyetleri ne olursa olsun Moğol taktiği uğruna feda edilen kişiler olarak görülüyorlardı. Bu taktiğin çarpıcı bir örneği Nişebur'un işgali sırasında yaşandı. Cengiz Han şehri ele geçirdikten sonra hayatta kalan sakinleri sonraki savaşlarda canlı kalkan olarak kullandı. Bu, Moğol işgalciler tarafından değil, kendi halkı tarafından trajik bir şekilde öldürülen masumların yaşamları için umutsuzca savaşmasına yol açtı. Fiziksel korumadan öte, canlı kalkanların kullanımı psikolojik bir avantaj sağlıyordu. Ön saflardaki tanıdık yüzler, düşman saflarında karmaşa ve tereddüt yaratarak morallerini ve uyumlarını bozuyordu. Bu taktik, Moğolların ürkütücü ünüyle birleştiğinde savaş alanındaki etkileyiciliğini artırdı. Bu acımasız taktik aynı zamanda henüz Moğol saldırısıyla karşılaşmamış şehirler ve imparatorluklar için acımasız bir uyarı işlevi de gördü. Cengiz Han'ın güçlerine karşı direnmeye cesaret edenlerin beklediği kaderin bir örneğiydi. Cengiz Han, böylesine insanlık dışı bir taktik kullanarak insafsızlığını ve insan hayatına değer vermediğini de göstermiş oldu. Canlı kalkanların kullanımı, Cengiz Han'ın fetih arayışında ne kadar ileri gitmeye istekli olduğunun karanlık bir kanıtıdır. Tüm bunlar hem taktiksel zekasının hem de savaşa karşı soğukkanlı yaklaşımının altını çiziyor. Biyolojik Savaş, Kaffa Kuşatması. Cengiz Han'ın mirasının en ürkütücü yönlerinden biri özellikle Kırım'daki Ceneviz Ticaret Limanı olan Kaffa Kuşatması sırasında kullanılan biyolojik savaştır. Bu olay Cengiz Han'ın halefleri döneminde gerçekleşse de Moğolların bu korkunç taktiği kullanması Cengiz Han döneminde başlayan acımasız taktikleri yansıtmaktadır. 1346'da Moğol ordusu güçlü surlara sahip Kaffa şehrini kuşattı. Ancak kuşatma uzadıkça beklenmedik bir düşman belirdi. Veba hastalığı. Ölümcül bu hastalık Moğol saflarında hızla yayıldı ve birçok savaşçının ölümüne yol açtı. Moğollar bu yenilgiye boyun eğmeyip enfekte olmuş bedenleri korkunç bir silah olarak kullandılar. Cesetler mancınıklara yüklenip şehir surlarına fırlatılarak veba Kaffa'ya taşındı. Biyolojik savaşın bu korkunç biçimi kuşatmanın seyrini değiştirdi. Veba hızla şehir içinde yayıldı, panik ve ölüm getirdi. Kaffa sakinleri dehşete kapılarak kaçmak zorunda kaldılar ve bilmeden vebayı Avrupa'nın diğer bölgelerine taşıdılar. Bu da kara vebanın yayılmasına yol açarak tarihin en yıkıcı salgınlarından birine neden oldu. Bu ürpertici yaklaşım, ölümcül bir hastalığın kitleler halinde yayılması anlamına gelse bile Moğol İmparatorluğu'nun askeri zafer için ne kadar ileri gitmeye istekli olduğunu göstermektedir. Kaffa kuşatması, Avrupa'da korkunç sonuçları olan bir biyolojik savaşın örneği olarak tarihe kazındı. İnfaz yöntemleri, kırma çarkı ve erimiş gümüş. Cengiz Han'ın saltanatı, acımasız askeri seferlerinin yanı sıra acımasız infaz yöntemleriyle de karakterize edilmiştir. Bu yöntemler gözdağı vermek ve misilleme yapmak amacıyla kullanılmış, Cengiz Han'ın otoritesine meydan okunmamasını sağlamıştır. Bu infaz yöntemlerinden en korkunçlarından ikisi, çarkın kırılması ve erimiş gümüşün kullanılmasıdır. Kırma çarkı, Ketrin çarkı olarak da bilinir. Topluluk önünde gerçekleşen dehşet verici bir infaz yöntemidir. Kurban, büyük bir tahta tekerleğe bağlanır ve uzuvları çekiç veya demir çubuk gibi araçlar kullanılarak sistematik olarak kırılırdı. Sonrasında tekerlek bir direğe kaldırılır ve kurban, genellikle şok veya susuzluktan dolayı yavaş ve acı verici bir şekilde ölüme terk edilirdi. Bu dehşet verici gösteri, tüm şahitleri Cengiz Han'a karşı gelmenin ağır sonuçlarını göstermeyi amaçlamaktaydı. Erimiş gümüş yönteminde ise kurbanın gözlerine ve kulaklarına erimiş gümüş dökülürdü. Bu vahşi yöntem özellikle Cengiz Han'ı öfkelendiren kişilere karşı kullanılırdı. Cengiz Han'ın tüccarlarının ölümünden sorumlu tuttuğu Ortrar valisi İnalçuk'un idamında bu yöntem kullanıldı. İnalçuk'un infazı Cengiz Han'ın hızlı ve acımasız bir şekilde intikam aldığının göstergesiydi. Bu acımasız infaz yöntemleri iki amaç taşıyordu. İlk olarak Cengiz Han'a karşı çıkmaya cesaret edenlerin kalplerine korku salarak caydırıcı bir rol oynadılar. İkincisi, kendisine veya imparatorluğuna haksızlık edenlerden intikam almanın bir yolu olarak işlev gördüler. 1206 yılında Cengiz Han tarafından kurulan Moğol İmparatorluğu kısa zamanda her yöne genişleyerek dünyanın %22'sine yayılmış, 24 milyon kilometre kareden fazla bir alanı kapsayan ve tarihin bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluğu haline gelmiştir. En geniş döneminde 100 milyondan fazla kişiyi topraklarında barındırıyordu. İmparatorluğun bu denli geniş olması Batı ile Doğu'yu birleştirmiş oldu. Ve bu koca imparatorluk, Cengiz Han'ın ordularının o zamanki dünya nüfusunun %11'ini yani 40 milyon insanı öldürmesiyle kuruldu. Cengiz Han'la ilgili bildiklerinizi siz de yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.